Ben hem yönetici hem de konuşmacı olduğum için sorunuz var mı? Çok teşekkürler Ali Akay. Gerçekten 5. günün sonunda çok toparlayıcı ve çok önemli bir konuşmaya devam ediyor. Son bir konuşma var. Ahmet Soysal'la bitecek. Aslında düne kadar sormak istediğim bir şey, her defasında erteledim. Dünkü soru cevap kısmında da girmek istemedim o sürecin arasına. Dün biraz kaotik bir süreç vardı. Hep aklımda olan bir şeyi bugün siz hani noktasal bir atışla, noktasal bir şeyle ifade ettiniz aslında. Hani çepeçevre kuşatan bir şeydi. Nevrozla psikoz arasında gidip gelirken oluşan sapkınlık hali ve bu anın patlamalar şeklinde ortaya çıkıp sonra tekrar dinginliğe ulaşması ve bu noktada kesinlikle herhalde noktaya en iyi temas eden durum Dominic Strauss-Kahn'ın yaşadığı durum ve şu anda bütün Fransa'nın üzerinde konuştuğu ve çözmeye çalıştığı, herkesin belki de şu anda dünyada büyük bir çoğunluk bunun üzerinde düşünmeye çalışıyor. Sosyalistlerin en büyük güçlü adayı Dominic Strauss-Kahn, Sarkozy rüyasında görse böyle bir şeye inanmazdı herhalde. Kendisi özel bir strateji geliştirse buna ulaşamazdı, böyle bir sonuca ulaşamazdı ve New York'ta bir otel odasında bir oda görevlisi, bir chambermaid de yapılan anlık bir saldırı iddiası ya da oluşması, bunu göreceğiz. Devam ediyor mahkemesi, duruşmalar. Evet, yani olduğuna şüphe yok aslında bir yerde. Tam da bu nevroz ve psikoz arasında gidiş geliş ve aniden parlayış ve sönüş. Bu konuyu biraz daha konuşabilir miyiz? Bu kadar. Bu süre çok teşekkürler. Yani Dominic Strauss-Kahn vakası olarak mı? Bu vaka etrafı zaten aslında konuşmanızda vardı. Yani konuşmanızda kesinlikle vardı. Yani öyle bir saplantı olarak evet, örnek verdim. Hani örnek olsun diye, yakın bir örnek olsun diye. Evet, biraz daha açabilir miyiz? Çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum gerçekten. Teşekkürler. Yani işte yani Foucault'un söylediği şey şu. Hayatı boyunca her şeyde başarılı olmuş bir insan. Çünkü Dominic Strauss-Kahn öyle biri. Çok başarılı, çok iddialı, paralar buluyor. İşte Yunanistan'ı yahut Portekiz'i, İspanya'yı kurtarmak üzere bir şey girişimde içinde. O güne kadar gelmiş en iyi FMI başkanı olarak düşünülüyor, iddia ediliyor vesaire derken bir akşam önce resepsiyondaki kıza soruyor. Hayır. Sonra bir kadından yemek yiyor. Eve, otele dönüyor. Bir kadın geliyor. Başka bir kadın geliyor. Gidiyor sabaha doğru. Tam çıkarken de öbürü geliyor. Olay patlıyor. Yani buradaki Foucault'un monomani örneğini düşündüğümüzde yani bir takıntı işte o. Açıklanamıyor ama aynı zamanda o değil. Yani tuhaf olan bu, çünkü yani Foucault'un bence olağanüstü metninde gerçeğin ortaya çıkması, o kendi gerçeğiyle kendi olmayan gerçeğinin, yani yabancılaşmış olan, kendi kendine yabancılaşmış olan insanın gerçeğinin bir arada, o aralıkta oluşması. Yani gerçek rasyonelite içinde olan bir şey değil, delilik sayesinde oluşacak olan bir şey. Ne oldu da birdenbire oraya doğru kaydı? Hani şey gibi, Deleuze ve Guattari'nin Bin Yayla'daki üç öykü veya ne oldu? Ne oldu da birdenbire bir şey değişti? Olay işte yani. Efendim? Yani ben bu konuya bir küçük yorum yapmak istiyorum. Bir de bir soru olarak, bir de başka bir soru sormak istiyorum. Yani bu olay sadece monomaniyle açıklanabilir mi? Çok emin değilim. Çünkü hayır. Sanki şöyle bir şey de var. Son derece büyük bir gücün ve iktidarın aslında çok sembolik düzeyde bir
insanda toplanması belki de o gücün ve iktidarın zaman zaman belli yırtıklardan kendini pratik, yani sanal olmaktan, sembolik olmaktan çıkarıp son derece o eşitsizliğin pratik bir aksiyon haline dönüşmesi, dönüşü vermesi, yani bir çeşit kaygan zemin gibi kendini ortaya çıkarıvermesi gibi gözükebilir bence. Aynı fikirdeyim. Diğer taraftan sormak istediğim soru şu, örneğin Kant'ın bir takım zihin kiplerinden bahsediyor, işte zaman ve mekan gibi. Yani bu kipler olmaksızın hiçbir şeyin bizim zihnimize dahil olamayacağından bahsediyor. Dolayısıyla zaman kronolojiktir gibi bir kavram var. Şimdi acaba şizofreniye bu kiplerden bir çeşit kurtulma ve bu kiplerden kurtulmuş, özgürleşmiş olarak bir bilgi üretebilme şekline bakılabilir mi? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaman ve mekan, pardon, Deleuze'yen bir bakışla acaba bir kurumsal bir yapı mıdır? Eğer öyle değilse, kurumsal bir yapı mıdır? Yoksa güdüsel bir yapı mıdır? Yani birinci soruda aynen, yani bir fonksiyon, bir işlev, IMF başkanının işlevi içindeki bir kişi ve fakir bir mahallede oturan siyah derili bir kadın, yani normal sosyolojik kategorilere baktığımız zaman biri iktidar, biri de işte mağdurlar arasında işte otele girip çalışan bir emekçi. Fakat şöyle bakabiliriz. Olay oluyor, bir şey oluyor ve değişiyor her şey. Yani sizin söylediğiniz oydu galiba, kaygan zemin. Metastablo olan şey bu. Hiçbir şey sabit değil. Bugün kanunu temsil eden o kadın, kanun onu temsil ediyor yahut da, marjinalize olmuş, dili bakışlı, İçinden çıkamadığı bir durumun içinde sıkışmış kalmış, hapisteki kanun dışı ise IMF başkanı. Yani Deleuze olsa bilmiyorum derdi ki herhalde bir gün evvel kadından yanaysak o günden sonra adamdan yana olacağız. Çünkü gardiyanlar ve hapishane mahkumları arasındaki ilişkide bu örneği Türkiye örneğinden örnek verdiğinde espriyle karışık böyle söylüyordu. Galiba bir 80'lerin sonu ya 90'ların başı, unuttum şimdi. Bir hapishane mahkumları gardiyanı esir almışlar. Gardiyanları esir almışlar, çıkamıyor onlar. Bu haberden itibaren demişti ki, gülerek, tabii, yani o metastab çok ciddi bir şey değil yani, strokesların için söylüyor ama aynı zamanda böyle bakılabilir demek istemiştim. Ha, demek ki Türkiye'deki o günkü durumda gardiyanlardan yana olacağız. Çünkü onlar bu sefer sıkışmışlar. Yani bütün sosyolojiye bakışımız başka türlü olmaya başlayacak yani. Başka bir bakıştan bakmaya başlayacak. Yani bu metastab vaziyetten baktığımız zaman hakimler ve ezilenler yahut işçi sınıfı ve burjuvazi falan nasıl tekrar yerine oturmaya başladı? Fikse edilen şeyler çünkü. Bu birinci sorunuzdu galiba. İkincisi, üçüncüsü zamanla ilgiliydi. Evet, yani aynı şekilde kronolojik bir zamandan çok aradan, yani iki zamanın arasında, yani geçmiş şimdiki zamanla yaşanmakta olan şimdiki zaman arasında olan bir şeyden bahsettim. Yani o kronolojik bir şey değil. Tam tersine araya yerleşen bir şey. Üstelik yani hani o kristal zaman dediği Deleuze'ün sinema kitabının ikinci cildinde Aion, yani kronos değil, kronolojik bir şey değil, zamanların böyle kesiştiği, billurlaştığı yer. Yani sizin söylediğiniz olduğunuz o kronolojik olan şey değil tabii ki. İkinci sorunuz yalnız şimdi hatırlayamadım. İşte onun cevabını verdim de başka bir şey, o zaman söyledim galiba cevaplarını. Ha, kurumsal ve güdü, evet, evet. Yani
zamanı kronolojik olarak aldığımızda da bir kurum var. O kurum toplumsalı belirliyor ve hayvani bir şekilde Arto'nun örneğini alabiliriz. Birdenbire dayanılmaz bir şey var ve güdü şey yapıyor. O kurumu kurumdan tatmin olmamaya başlıyor. Ondan hoşnut olmamaya başlıyor. Yeni bir hoşnutluk ilişkisine girmek zorunda. Yani devrimler böyle yapılıyor zaten yani, değil mi? Olan şeyden hoşnut olmamakla alakalı. Onun için çok bence enteresan yani verilerin, anların kendi içimizdeki verilerle uygunluk ilişkisine girmesi. O zaman kendinden memnuniyet başlıyor. Çünkü işte o kendinden memnuniyet anı önemli. Yoksa evet yani şey değil, öbürü değil. Yani o kurum o halde değişmeye, güdü tarafından değişmeye itilen şey. Yani alışkanlığı bozan ve aynı zamanda tabii yaratıya ait olan bir şey. Çünkü aynı modern sanatlardaki, değil mi, 19. yüzyılın sonu 20.'nin başında büyük bir yenilik hareketi var. Hiç memnun olmuyor. Kimse kimseden memnun değil. Devamlı akımlar çıkıyor. Empresyonizm, post-empresyonizm, efendim fovizm, efendim kübizm, dadaizm, bilmem ne falan, yani böyle giden bir şey var. Sürrealizm. Hiçbir şey birinden memnun değil. Hep kendi hoşnutluk ilişkisini yeniden kurmaya çalışan bir dinamik var modern sanatlarda. Bunlar yaratıcı eylemi yani her seferinde ve her seferinde delilik yok tabii ama yani güdüler var. Kurumları değiştiren, sanatın kurumsallığını değiştiren, sanata bakışı değiştiren, bakanın sanata bakışını değiştiren aynı zamanda. Yani koleksiyoncunun bugünkü. Türkiye'nin yaşadığı şu andaki durum. Bir anda müzayedeler var değil mi? İnanılmaz fiyatlar uçuşuyor havada. Ama aynı zamanda eski koleksiyoncular ellerindeki eski malzemeyi çıkarmaya uğraşıyorlar yerine bakmak için. Ne oldu da eski koleksiyonlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Yani bugünkü sanat piyasası oyunlardaki gibi hani ya satarım, bal satarım, usta olmuş ben satarım, kimin elinde kalacaksa patlayacak onlar. Kurumsallaşması değişmiş vaziyette sanatın. Yahut değişmekte. Evet, teşekkürler. Ben de tam sanat piyasası demişken onun üzerine bir şey soracağım. Yani Döröz'den hareketle herhalde kurumların hani güdüleri yok eden ya da işte normalde ona disipline eden bir sonuç yarattığını söylediniz. Sanatın da bir yandan bu güdüleri canlandıran, sanatsal sapkınlık sayesinde bu güdüleri canlandıran bir etkisi olduğundan bahsettiniz. Daha sonra da Foucault'dan hareketle hani bu sanatsal sapkınlığın sadece aslında eserin yaratım aşamasında olduğunu, sonra nedense görünmezleştiğinden bahsettiniz. Hani o görünmezleşme üzerinden bir şey sormak istiyorum. Hani sanatın da bir kurum haline gelmesi tehlikesi var mı? Ya da varsa bu ikilik arasında nasıl değerlendirilebilir? Yani bir şey soracağım. Sorunuzu sormadan evvel söylemek istiyorum. Şimdi sanatın kurumsallaşmasıyla çok sosyolojik bir şey. Eserin yaratılması arasında çok büyük bir şey var. Ayrım. Yani eğer doğru anladıysam sorunuzu, sanatın kurumsallaşması değil, kurumsallığın değişmesi söz konusu. Evet. Yani şunu sormak istiyorum aslında. Hani kurumların güdüleri yok ettiğini, onları disipline ettiğini söylemiştik. Hani sanat içinde mesela işte nasıl gülmeniz gerektiğini, nasıl muhalefet etmeniz gerektiğini, nasıl ağlamanız gerektiğini söyleyen böyle bir şekilde güdüleri
kontrol etme işlevi, yani böyle bir tehlikeden bahsedebilirim, onu sormak istiyorum. Tehlike değil ama bu yani. Kime için tehlike yahut da? Yani bugünkü müzayede sisteminden bahsederken yani elbette işlerinde hak edenlerle hak etmeyenler yan yana duruyor şu anda. Yani o ayrım yavaş yavaş yapılmaya başlanacak. Değişim içindeki, yani kurumsal değişim içindeki, sanatsal kurumun içindeki değişim içindeki olan şey aslında bir yerde 80'ler ve 90'lardaki hani o hayvani değişimle alakalı. Birdenbire olan bir şey değil tabii ama eser yaratmakla, yani insani güdünün yahut deliliğin eserle ilişkisiyle kurumsallık ve kurumsallığın değişmesi aynı tip ilişki değil. İki ayrı şeydir. Yani bu ikisinin ayrı olduğunu, yani ikisinin de hoşnutluk üzerine kurulu olduğunu söyledik ama birbirlerinden de çok da uzakta duran şeyler bunlar. Yani kurumsallaşma, ne bileyim, aile kurumunu kuran 19. yüzyıl hoşnutluğu ailede bulacak. Buna inanacak. Ve psikanaliz bunun üzerine gelecek zaten. Yani işte anne baba, anne baba çocuk ilişkisi. Onun için yani toplumsal değişimle Freudçu psikanaliz zamansal olarak tekabül halindeler. Niçin 72'de Deleuze ve Guattari bambaşka bir dünyaya giriyorlar? Çünkü 60'lardan itibaren yine burada konuşuldu galiba geçenlerde. Yani kim söyledi hatırlamıyorum şimdi ama büyük bir değişim yaşandı. Yani David galiba dün söyledi. Büyük bir değişim yaşandı. Her şeyden bahsedilmeye başlandı. Her şey konuşuldu. Cinsellik açıldı. Aile şekli değişmeye başladı bugün, değil mi? Yani nükleer aile Batı dünyasında, hatta Türkiye'de de azaldı ama Batı dünyasında artık neredeyse böyle parmakla aranılan aile biçimi yani. Bugün artık kolay kolay evlenmiş, çocuk yapmış ve hayatları boyunca ailede evli kalmış çiftler bulmak imkanı çok az olduğu gibi bugün mesela çok çocuklu sonradan evlenen aileler var. Yani kadının mesela birinci eşinden ayrılıyor, bir daha evleniyor, çocukları da getiriyor eve. Ondan sonra o yeni evlendiğinden birkaç çocuk daha yapıyor, çocuklar çoğalmaya başlıyor. Yani ailenin kurumsal olarak yapısı değişmekte. Ama güdülerle veya delilikle veyahut sapkınlıkla yaratı eylemine geçmek o ayrı bir şey. Yani ikisi aynı şey değiller. Ama değişimi oluşturan şey o yaratı. Yeniye açılan yaratı. Hatta bilmiyorum, cevap verebildim mi sorunuza? En son bir soru varsa 2-3 dakika kaldı yahut da bitirelim. Evet, burada demek bitiriyoruz. Sonraki bölümleri diğer videolardan takip edebilirsiniz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.